Hertel'den kanalına hoş geldiniz. Garip filmi, Kemal Sunal'ın terk edilmiş bir bebeği bulup kendi öz kızı gibi büyütmesini konu alan ve 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuş ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan, 1986 yapımı unutulmaz Yeşilçam filmidir. Filmde, Kemal Sunal'la başrolleri paylaşan Minik Fatoş, unutulmaz oyunculuğu ve şirinliğiyle dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olmayı başarmıştır. Minik Fatoş rolüyle tanıdığımız Ece Alto'nun şimdilerde ne yaptığını, eğitim hayatını, sinema serüvenini ve daha birçok bilgiyi sizin için derledik. İyi seyirler. ...1980 doğumlu Ece Alton, deyim yerindeyse oyuncu olmak için doğmuş. Öyle ki, her sabah ev halkının karşısına değişik bir karakterle çıkıyormuş. Ebeveynlerinin anlattığına göre her sabah güne farklı bir rolle başlayıp, kahvaltı sofrasına o role uygun giyinerek otururmuş. Minik Fatoş yani Ece Alton'un sinema hayatının başlamasına bir misafirleri vesile olmuş. Henüz ilkokula başlamadan önce evlerine gelen misafirleri, evde yorucu oluyordur, acaba film setlerine denemeye mi gönderseniz, demiş ve Ece Alton'un sinema macerası böylece başlamış. Reklam filmlerinde oynamaya devam ederken çalıştığı ajans, Garip filmi teklifiyle gelmiş. Bu rolün üstesinden başarıyla gelen ve duygusal sahneleriyle Türk halkının hafızasına kazınan Ece Alton, döneminin en başarılı çocuk oyuncularından biri olmuştur. Garip filminden hemen sonra reklam filmleri ve küçük projeler içinde yer almıştır. Yine 1986 yapımlı olan Beyaz Bisiklet filminde yer aldıktan sonra Gecenin Öteki Yüzü, Arka Sokaklar ve en son 2006 yılında İmkansız Aşk gibi dizilerde yer almıştır, bu filmlerden sonra kamera karşısında görülmemiştir. Setlerden uzak bir yaşam seçen Ece Alton, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Aynı bölümde yüksek lisans yaparken bir seyahat acentasında turizm ile tanışmış. Acenta, otel ve konferanslardan harçlığının tümünü kazanmaya başlamış. Bir yandan da turizm otelcilik okumuş ve hayatına turizmle devam etmiş. Günümüzde turizm sektörüyle hayatına devam eden oyuncumuz, 2010 yılından beri Çanakkale Assos'ta 5 yıldızlı bir otelin işletmeciliğini yapmaktadır. Efendim? Babacığım. Buradayım kızım. Babacığım, hasta mıydın ben? Hastaydın ama geçti. Çok mu oldu yatalı? Hayır, bir gün bile olmadı. Bana ne kadar uzun geldi. Babacığım, üzdün mü seni? Hiç. Üzmedin. Üzmedin yavrum.